Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Fatih Mekke 9. sefir 58. kısım. Fasıl içinde vasıl. Her ayın 3 gününü ayın ortasındaki yani 3 gün saymak. Yani eyyamı biz. Nesai Cabir bin Abdullah'ın Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Her ay 3 gün oruç tutmak, 1 yıl oruç tutmaktır. Eyyam-ı biz ayın 13, 14 ve 15. geceleridir. Bu geceler batini yorumda Hakk'ın yaratılmışlarda zuhur etmesidir. Başka bir ifadeyle bu dolunay gecelerinde güneşin ayda gözlerimize gözükmesidir. Bunlar biz geceleridir ve günleri de biz günleri diye isimlendirilir. Çünkü gece başından sonuna kadar bu gecelerde sürekli aydınlıktır. Allah bu günlerin gecelerini gecenin karanlığını gidermek ve güneşin ay vasıtasıyla yetkin bir şekilde doğmasını sağlamak için gün yapmıştır. Bu günler daha önce her şeyin kendisinde gizlendiği gayb iken şehadet haline gelmiş, gecenin karanlığıyla kendisinde örtülü olan her şey artık zuhur eder hale gelmiştir. Gündüz gecenin oğlu olsa bile onun düşmanlarından biridir. Çünkü gün her zaman geceden kaçar. Allah-u Teala şöyle buyurur. Eş ve çocuklarınızdan size düşmanlar vardır. Onlardan sakının. Sakınıyorum da sakınıyorum. Keşke kaçman bir yarar sağlayaydı. Öyleyse gündüz kovucu yani engelleyici bir oğuldur. Sürekli babasını kovar ve gücü yettiği ölçüde gece ve gündüz babasını kovalar. Güneşin ay aynasında gözükmesi, Hakk'ın Hak'ta yani yaratılmışta zuhur etmesidir. Çünkü En-Nur Allah'ın isimlerinden biridir. Böylelikle En-Nur ismiyle ayın zuhurunda görünür. Allah Teala şöyle buyurur. Allah ayı onların içinde bir nur yaptı. Ay güneşin ışığının yansıdığı yerdir. Güneşi de kandil yaptı. Çünkü nur haktır ve hak nur olarak aydınlanan bütün şeylere yardım eder. Sirac da kendisindeki aydınlığın sürekliliğini sağlayan yağdan yardım gören bir ışıktır. Bu nedenle Allah güneşi lamba yaptı. Aynı şekilde Allah peygamberini de aydınlatıcı bir kandil yaptı. Çünkü kullarını Allah'a çağrışında ilahi vahyin nuruyla kendisine yardım eder. Çağrılan kişi bu çağrıya olumlu karşılık vermelidir. Burada Allah'a çağrı bir şey olduğunu ifade eden anlamında Allah'a diye ifade edilmiştir. E hali bitim ifade eder ve amaca ulaşıldığını gösteren bir harftir. Bu bakımdan E çağrılan kimsenin kendisinden Allah'a bir gayretinin olmasını içerir. Çünkü karanlıkta yürürse yoldaki tehlike bölgelerini göremez. Bu tehlikeler ise kul ile peygamberin kendisine çağırdığı Allah'a ulaşma arasında engel haline gelirler. Bunlara örnek olarak kulun kendisine düştüğü bir çukur veya yuvarlandığı bir kuyu veya yüzünü ve başını çarpıp onu amacından yüz çevirten veya Allah'a ulaştıran yoldan uzaklaştıracak bir duvar veya ağacı verebiliriz. Kul ayırt etme gücüne sahip olmadığı için bu yoldan uzaklaşır. Bütün bunlar aklıyla elde ettiği bilgiyle Allah'a yaklaşmak isteyen insanı saptıran kuşkulardır. Bunlara karşı kendisini amacından alıkoyan ve kendisini davet eden Allah'a ulaşmaktan mahrum bırakan şeyleri uzaklaştıracak bir keşfe gerek duyar. Allah şeriatını da aydınlatıcı bir kandil yapmıştır. Bu kandil vasıtasıyla çağrılan kişiye kendisini ona çağıran yola ulaştıran yol belirginleşir. Bu bağlamda Allah-u Teala şöyle buyurur. Ey Peygamber! Biz seni şahit ve onun izniyle müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Onun izniyle, onun emriyle demektir. Başka bir ifadeyle bu görev senin nefsinden kaynaklanmadığı gibi aklından veya düşüncenden de kaynaklanmaz. Aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Yani onun vasıtasıyla çağrılan kişiye kendisine ulaşmaktan alıkoyan şeyleri öğrenir ve böylelikle basiretle ondan sakınır. Allahu Teala şöyle buyurur. Ben ve bana uyanlar basiretle Allah'a çağırırız. Böylelikle Allah'ın kendisini nitelediği aydınlatıcı bir kandil olmak özelliğinden bize bir pay ayırdı. Öyleyse peygamber aklın değil Allah'ın yardım ettiği bir nurdur. Hakk'ın isimlerinden birisi de Ed-Dehir ismidir. Nitekim güvenilir bir rivayette bu durum şöyle belirtilmiştir. Dehre sövmeyiniz çünkü Allah Ed-Dehir'dir. Hadis Dehir diye isimlendirilmesi bakımından zamanı tenzih etmiştir. Çünkü Dehir Allah'ın isimlerinden biridir.
Eddehir ortak anlamlı isimlerden birine dönüşmüştür. Nitekim harflerde yani alfabe harfleri de bu bakımdan tenzih edilir. Başka bir ifadeyle harfler ile günlük kelimeler olduğu gibi Allah'ın kelamı da yazılır ve bu nedenle onlara saygı gösteririz. Allahu Teala şöyle buyurur: Allah'ın kelamını duyuncaya kadar onu komşu edin. Aynı zamanda Şari yanımızda musaf olduğu halde kafirlerin toprağına yolculuk etmemizi yasaklamıştır. Dinleyen kişi bir takım ses ve harflerden başka bir şey duymaz. Allah bu sesi kendi kelamı yaptığında bizim de onu tenzih etmemiz, ona saygı göstermemiz ve onu yüceltmemiz zorunlu oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle bildirmiştir: Biz günleri oruç tutmak, Eddehir olan Allah'a ait orucudur. Yani Eddehir'in orucudur. Bu bir işarettir. O sizin orucunuz değildir. Burada orucu Allah'ın bir ismi olan Eddehre tamlama yapmıştır ki bu ifade oruç benimdir ifadesiyle aynı anlama gelir. Bugünlerde oruç tutan insan olduğu halde Peygamber onu dehrin yani hakkın orucu yaptı. Bu durumda dehir ayda zuhur edişinde güneşe benzerken ay oruç tutan insana benzer. Ayın ışığı ise insana tamlama yapılmış oruca benzer. Çünkü orucun gerçekleştiği yer insandır ve insan eddehrin tecelli ettiği yerdir. Öyleyse söz konusu oruç yaratılmışın suretindeki hakkın orucudur. Nitekim kutsi bir hadiste Allah namazla ilgili olarak Allah kulunun övgüsünü işitti der. Burada sözü söyleyen Allah iken duymak kulun sözüyle ilgilidir. Bu yönüyle söz yaratılmışta gerçekleşen hakkın konuşmasıdır. Öyleyse söz bu durumda kulun değil Allah'ın sözüdür. Gerçekte duyma harflerin akış yeri olan kulun dilinde Allah'ın sözüyle ilgilidir. Binaenaleyh kendisine karşı samimi davranan kişi batini yorumunu açıkladığımız tarza uygun bir niyetle her ayın başından birkaç günü oruçla geçirmelidir. Aynı zamanda ayın ortasındaki 3 günü de bu yoruma göre tutmalıdır. Bu yorumla tutulan oruç hakka vekil olarak tutulan oruçtur. Böyle bir oruç karşılığındaki ödülün ise kendine yaraşan değil, hakka yaraşan şekildedir. Her şey ise ona aittir. Dolayısıyla bir şeyin onun yerini alıp ödülü haline gelmesi mümkün değildir. Bu bilince sahip bu oruçlunun durumu da böyledir. Çünkü o hakka yaraşır bir niyette benzeri olmayan bir ibadeti yerine getirmektedir ve Eddehir isminin tecelli ettiği yerdir. Öyleyse bu durumda her şey kula aittir. Nitekim Eddehir ismi de her şeyin bir zarfıdır. Her şeyin bir zarfıdır. Bu durumda kulun yegane ödülü kendisinin vekili olarak oruç tuttuğu haktır. Çünkü onun tecelli ettiği yer olmuştur. Bu nedenle orucun ödülünden söz eden kutsi bir hadiste Hak onu ben ödüllendireceğim demiştir. Bunun anlamı onun mükafatı ben olacağım demektir. Çünkü kul gerçek bir müşahadeye sahip olarak orucunu tutmuştur. Kuşkusuz ayın ortasındaki 3 gün orucunu nasıl tutacağını ve bu oruçlara başladığında nasıl bir bilince sahip olman gerektiğini sana açıklamış oldum. Bu Allah'tan bilgi alışında kulun yetkinliğidir. Nitekim bugünlerde ay ışığını güneşten batini yorumuyla yaratıklara Ez-Zahir isminden alışında ayın yetkinlik halidir. Çünkü öte yandan ayın ya da yaratılmışın El-Batın isminden elde ettiği başka bir yetkinliği daha vardır. Bu yetkinlik ise gizlenme gecesinde gerçekleşir. Bu gecede ay kendisine herhangi bir yardım gelmeksizin yaratıklara döner. Hatta ay özünden kaynaklanan saf özelliğinin bir gereği olarak bir gizlilik içindedir. Bu durum dince emredilen ayın gizlilik döneminde oruç tutmayla ilgili belirttiğimiz husustur. Daha önce bundan söz etmiştik. Artık aklını anlayış gözüne açtığımız hususlara vermelisin. Bunlar senin farkında olmadığın bir yönden Allah'ın sana dönük inayetidir. Ebu Hamid el-Gazali'ye de görünmüş olan şeytan kaynaklı kuşkular sana açıklamış olduğumuz bu sırrı bilgiden perdelemesin. Şekilci bilginler bunları aktarmış ve Allah'ın peygamberine yönelik söylediği de ki Rabbim benim bilgimi arttır emrinden habersiz kalmışlardır. Burada amelimi veya halimi veya bilgiden başka bir şey arttır dememiştir. Allah'ın peygamberine Allah'tan perdelenmeyi, ondan uzaklaşmayı veya kemal derecesinden eksiklik niteliğini talep etmesini emrettiğini görebilir misin? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste
Rahman eliyle göğsüme vurdu ve bunun sonucunda gelmiş ve geçmişlerin bilgisine sahip oldum demiştir. Niçin burada peygamber ameli veya hali zikretmemiştir? Çekilci bilginler adını da zikrettikleri bir adamın rüyasında Ebu Hamid Gazali'yi gördüğünü ve kendisine durumunu sorduğunu aktarırlar. Bu soru üzerine Gazali şöyle demiştir. Bu sırlı ilim olmasaydı daha çok hayır elde ederdik. Çekilci bilginler bu rüyadaki sırlı bilgiyi Gazali'nin yöneldiği tasavvuf yolu diye tabir etmiştir. Şeytan da allayıp pulladığı bu tabir vasıtasıyla çekici bilginlerin bu tasavvuf bilgisinden yüz çevirip bu bilgi sayesinde ulaşabilecekleri yüksek derecelerden mahrum kalmalarını hedeflemiştir. Tabir üzerinde durmamamızın nedeni rüyanın şeytan kaynaklı değil, melek kaynaklı olması durumundan geçerlidir. Rüyanın kaynağı Allah ise bu durumda gören kişi ya güzel bir yerde bulunmuyordur, görülen ise ölmüştür ve bu nedenle o duyu aleminde değil, Allah'ın nezdindedir. Ebu Hamid ve benzerlerinin ibadetlerin sırları hakkında insanları teşvik ettiği ilim, insanın ölümden sonra kendisinin bulunacağı bu yere yabancı değildir. Bilakis o ilim bu mertebeye aittir. Binaenaleyh o mertebeye Allah'ın nezdi yabancı olan yegana ilim, bu dünya hayatında bilginin ilgilendiği boşanma, evlenme, alışverişler, ekin, kısaca bu dünya hayatıyla ilgili olup da kesin olarak ahirette ilişkisi olmayan hususlardır. Çünkü insan ölümle bunlardan ayrılır. Bütün bu ilimler ahiret hayatına yabancıdır. Ayrıca geometri, astronomi ve sadece bu dünya hayatına yararlı olan diğer ilimler de böyledir. Bununla birlikte bu ilimler niyet ve amaç bakımından insana sevap kazandırır. Öyleyse bunlardan insana dönen yarar, bilginin kendisi değil, insanın niyet ve maksadından ibarettir. Çünkü bilinene bağlıdır. Çünkü bilinenine bağlıdır. Burada söz konusu olan bilinenin hükmü ise ahirette değil dünya hayatındadır. Öyleyse Ebu Hamid rüyada adeta şöyle demiştir. Ahiret yabancı olan bu ilimlerle ilgilenmek yerine burayla ilgili ve bu yerin gereği olan bilgiyle ilgilenmiş olsaydık daha çok yarar elde etmiş olurduk. Dünya hayatıyla ilgili ilimlerle ilgilendiğimiz ölçüde burayla ilgili ilimlerden mahrum kaldık. Öyleyse rüyayı gören kimsenin söylediği olmasa da rüyasının gerçek tevili budur. Rüyayı gören kimsenin tabirini benimseyen kimseler iyice düşünselerdi, Ebu Hamid'in yabancı ilim sözünü daha iyi anlarlardı. Ebu Hamid bu sözüyle ibadetlerinin sırları ve ahiret hayatıyla ilgili hususları kastetmiş olsaydı, bu ilimler oraya yabancı diye nitelenmezdi. Çünkü bu ilimlerin yeri orasıdır. Yabancılık, vatandan uzaklık ve ayrılıştır. Öyleyse söylediğimiz husus kesinleşmiştir. Artık sen de Allah ve ahiret ile ilgili bu ilmin peşinden gitmekten perdelenme. Şeriat ilimleri ise bilhassa öğrenilmesi farz kılınan konulardan gerek duyduğun ölçüde öğren. Sürekli olarak dünya ve ahirette benim ilmimi artır diye dua et.